Onu 6 yıl önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Caroline rolüyle tanımıştık. İkiz çocuk annesi olan oyuncu Vilma Elles, Magazin 8'e özel açıklamalarda bulundu. Kokak, Osman kokak, Osman kokak, Osman kokak, Osman kokak. Vilma Elles güzelliğinin ve fit bedeninin sırlarını... Aslında hamilelikten önceki zamandan daha zayıfım. En böyle zayıf halim bu. Ve ikizleri Milat'la Melodi'yi Magazin 8'e anlattı. İki çocukları bizim geleceğimiz. Böyle iki tane çocukla nasıl yapacağım? Böyle bayağı benim böyle nabzım fırlattı. 10 yaşında tiyatro sahnelerine çıkan, Almanya'da oyunculuk ve dans dersleri alan Vilma Elles'le çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Vilma Hanım merhabalar. Merhaba. Uzun zaman oldu, sonunda kavuştuk sizinle. Evet, çok şükür. Yaz bitti, şimdi çok yurt dışına gidip geldim, Alanya'daydım, tatildeydim. Hep böyle bir yolculuk içindeydim. Güzel oyuncu Türkiye'de hayatımıza Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Caroline karakteriyle girmişti. Sen bilerek yapıyor. Ali istemiyor, benim yanında yatsın, sen istiyor seninle yatsın. Geldiğim gün çok güzel bir dünya içine girdim. Bu boğaz mısa seyretmeyi hala bana aynı heyecan veriyor. Öyle bir geçer zaman ki yıllarını hatırladıkça gözleri doldu Vilma Elles'in. Tabii şimdi her şey burada... tabii ki yani benim hayatım... yani nasıl... Gözler doldu. Tamam. Geliyorum. Sofrayı topla lütfen. Geç kaldım. 2010 yılından bu yana hayatında çok şey değişti tabii ki. Büyük bir sevgi duyduğu annesi Veronica Elles'i kısa bir süre önce kaybetti Vilma Elles. Evet, Fransa'daydım bütün aile birlikte, işte babamla, kardeşlerimle. O da çok önemliydi yani, çünkü annemizin kaybeden sonra tabii ki birlikte olmak çok istedik. Bu çok aile önemli. Fransa'da değil mi? Ya benim aile Almanya'da yaşıyor ama Fransa'da böyle bir aile evimiz var. Orada kaldık. Orada biraz dinlendik, kendimize geldik. Yeter adlı dizide İdil karakterini canlandıran oyuncu artık setlere döndü ve tatil geride kaldı. Böyle yeni sezon çekimleri yaptık. Çok heyecanlıyız. Yeni bir yönetmenimiz var, yeni bir ekibimiz var. Sanki böyle yeni bir dizi çekiyormuş gibi olduk. Şimdi İdil karakteri de yeni sürprizler bekleniyor. 2014 yılında Kerem Göğüş'le evlenen Vilma Elles, ikiz çocuk annesi. 2015 doğumlu Milat ve Melodi adında iki çocuğu var. İki çocuk annesi olarak bu formunuzu nasıl koruyorsunuz? Nasıl bu kadar manken gibi kalmayı başarabiliyorsunuz? Sağ ol, ben şimdi aslında hamilelikten önceki zamandan daha zayıfım. Bunu hiçbir diyete, özel bir spor tekniğe borçlu değilim galiba. Sadece benim çocukların peşini koşuyorum. Gerçekten ve tabii ki çok uğraşıyorum onlara, işte en doğru yemekleri vermek için her gün mutfaktayım falan. Kendinden böyle oldum. Değerli izleyenler, herhalde en çok su içsem yarıyor diyenler bu açıklamaya üzülecek. Lütfen formun sırrını dikkatle dinleyin. Yani ben hep sporlu olan bir hayat tercih ettim. Hep spor yaptım ama şu son zamanlarda yoğunluktan dolayı mı olsun bilmiyorum. Çok spor vakit ayıramıyorum ama en böyle zayıf halim bu. Çok ilginç. Yani spor yapmayıp böyle oldum. Ama bütün erkekler böyle diyorlar, işte spor yapmam lazım kilo almak için. Büyük ihtimalle bende de öyle oldu. Peki formunu korumasını sağlayan çocuklarından bahsedelim biraz da. Ne yapıyor ikizler? 13 ay. Melodi şimdi 3 aydan beri yürüyor. Milat yeni yürümeye başlıyor. Erkekler biraz daha geç şey yapıyorlar galiba. Ama Milat aslında tam erkek, böyle işte teknik ilgi alanı var diyelim. Çünkü o böyle işte Legolar böyle oynuyor. Melodi daha çok böyle çanta taşınıyor. Yani tam gerçekten yani kız erkek farkı çok şimdiden görünüyor. Ve çok da net. Melodi şimdiden annesi gibi bakımına ve güzelliğine önem gösteriyormuş. Evet, çantalar taşınmaya seviyor, işte saçları taramaya, diş fırçalamaya, böyle şeyler evet ilgileniyor. Tabii ikizlerin doğumundan hemen sonra büyük stresler yaşamış Vilma Elles. İki tane çocukla nasıl yapacağım? Böyle bayağı benim böyle nabzım fırlattı.
Çünkü birisi ağlıyor, birisi onu kucağına alırsan, onu bırakırsan o ağlamaya başlıyor. Yani bu gerçekten çok stresli ve yani ikiz annesi olmak iyi bir organizasyon yapması gerektiğini demektir. Ama şimdi alıştık artık. İkizler hem Almanca hem de Türkçe konuşabiliyormuş. Tabii, ama ikisi anlıyorlar. Mesela gel gel diyor şimdi. Yani ama tabii ki ben de istiyorum ki büyük babanla, babamla konuşsun. Yani babamla konuşsun, ailemle konuşsun. Tabii ki mutlaka Almanca öğrenmesi şart. Yani zaten beyin gelişimi için de iyi. İkizlerden bahsettik. Değerli eşi Kerem Göğüs bu süreçte neler yapıyor diye soruyoruz. Eşim ikizlerin bezini bile değiştiriyor diyor Vilma Ales. Tabii ki o da çok yoğun çalışıyor. Ama akşamla eve geldiğinde hemen işte çocukla ona doğru koşuyorlar. Seviyorlar. Ben de hep söylüyorum işte sen de bir süt yap, sen de bezini değiştirir, sen de bunu yap. Her şeyi o zaman yapıyor. İkiz annesi Vilma Ales hem setlere gidip dizi çekimlerinde oyunculuk yapıyor hem de evde çocuklarına lezzetli yemekler hazırlıyormuş. Her şey artık kendimizi pişiriyoruz. Eskiden hep işte dışarıda yemek yedik falan. Şimdi her şeyi pişiriyorum. Bayağı da kendimi geliştirdim bu konuda. Yani böyle değişik şeyler yapıyorum. Mesela protein krep, ondan sonra böyle işte böyle yararlı kekle, böyle içinde bir sürü böyle çerezle, işte kuru meyveler koyuyorum ki böyle çocuklar için çok faydalı olsun ya. Yemek tariflerini de Türk mutfağından tercih ediyormuş. Bak ya, Türk mutfak çok sağlıklı. Özellikle aslında Alman mutfaktan yani orada da sağlıklı tarifler var ama burada bütün sebze yemekleri, işte fasulye, karnabahar, yani bütün mezeler onlar çok sağlıklı. Çok çok sağlıklı. Peki onun gibi nasıl konuştun? Ses kaydeden icat müsaadesi.